Esselamu aleyküm dostlarım. Keyifli dinlemeler. Akşam vaktiydi. Babamla annemle beraber çayı içip sobanın sıcağında öylece oturuyorduk. Muhabbet sohbet ediyorduk. Babam geçmiş zamanlardan askerlik anılarını anlatıyor. Ben de yeni döndüğüm için askerlik anılarımdan bahsediyordum. Babam gibi öyle çok uzun bir askerlik yapmadım. Babamlar 24 ay yapmış. Ben 6 ay gidip gelmiştim. Sarı diyerek seslendiğimiz bir kedimiz vardı. Yanımıza doğru geldi. Kapının oraya doğru bakıp durdu. Kediler sağa sola bakıp durması ile bilinir zaten ama bu sefer farklıydı. Sarı hiçbir şekilde kapının önünden kafasını çevirmiyor, sürekli oraya odaklı bir şekilde bir şey izliyor gibi. Annem sırtını sıvazlayarak kendine doğru çekti ama bir anda tıslamaya başladı. Hiçbir şekilde kapının oradaki tıslamasını kesmedi. Saldıracakmış gibi korkarak iyice kabardı. Ne görüyor ki orada? Babam, öyle şeyler görünürler dedi. Kediler görür. Annem dua etti. Sonra da Sarı yanına doğru mayıştı ve yattı. Annemin dua etmesiyle resmen kapının önündeki baktığı yerden gözlerini çekmişti. İyice bir garip hissettim o an. Üç harflileri gördü galiba. Öyle şeyleri görmeleri normaldir hayvanların deyip babam tekrar ediyordu. Dur baba dur, ben çok kafayı takıyorum. Şöyle durmadan tekrarlama şunu. Korktum bundan sıpa diyerek arkamdan vurdu. Askere gidip geldin oğlum, erkek oldun artık. Erkeklik bir sünnette bir askerlikten sonra tamamlanır. Sen artık ikinci görevini de tamamladın. Korkma artık, korkma diyordu. Güldü, ben yatıyorum diyerek kalktı. O da odasına doğru gitti. Anne ben de yorgunum, ben de yatacağım. Tamam oğlum, Allah rahatlık versin. Odama geçip yattığımda bir boşlukta gibiydim. Askerlik de bitti. 6 ay harbiden zor geçer diye düşünmüştüm ama bir çırpıda geçti şükürler olsun ki. Şimdi babamın yanında çalışmaya başlayıp evlilik var. Yağmur'u çok özledim. Artık ona karşı açılmayı düşünüyorum. Yarın en azından gidip bir göreyim onu. Hep bahçede olurdu. Kesin oradadır yine. Kış da olsa her zaman hayvanlarına bakardı. Akşam vaktiydi. Miyavlama sesiyle beraber tırmıklıyordu Sarı kapıyı. Odalara girmek istediğinde başına doğru gider, miyavlar ve patilerini vururdu. Kapıyı açtım, içeriye doğru girdi. İçeriye girdikten sonra hemen koşarak yatağın altına girdi. Kapattım kapıyı. Ulan kerata, yine gece gece uyandırdın. Yatağa doğru tekrardan yattım. Tam uykuya dalacakken kapıya tırmalama sesi geldi. Ulan şimdi de çıkacak mısın? Hay ben senin Sarı diyerek kalktım. Işığı açtım ama kapının önünde kedi yok. Kapının dış tarafında kedi. Tırmalıyor ve miyavlıyor. Kapıyı hafifçe açtığımda içeriye doğru girip ayaklarıma doğru dolandı. Kalbim bir anda duracak gibi oldu. Saçmalamış şekilde öylece bakıyordum kediye. Aşağıya doğru eğildim. Sarı o sırada hala bana sırnaşmaya çalışıyordu. Aşağıya doğru baktım ama ne orada bir kedi var ne de bir şey. Sarı'ya doğru elimi uzattım, dokundum. Gerçek mi diyerek birkaç defa itiledim bile hayvanı. Yine de sırnaşarak yanıma doğru geliyordu. Kendimi hiç iyi hissetmedim. Karnıma bir sancı girercesine korku girdi. Yatağa doğru oturduğumda başım döner gibi oldu. Sakinleşmeye çalışıyordum ama bir türlü başaramadım. Sürekli olarak derin derin nefesler almaya başladım. Kalbim resmen sıkışıyor gibiydi. Kalkıp banyoya doğru gittim, başımı soğuk suya soktum. Sonradan tekrardan odaya doğru dönecekken sanki ayaklarım yerden kesilecekmiş gibi oldu. Yatağa doğru yattım. Bir süre öylece tavana doğru baktım. Sonra da gözlerimi kapatıp uyumaya çalıştım. Her ne kadar uyumaya çalışsam da korkudan dolayı hala kendimde değil gibiydim. Sabah ezanının okunmasıyla beraber evdekiler kalktı. Ben de kalktım. Abdest alıyordu annem. Arkasından ben de alınca babam kalkmadı mı diye sordum. Babam bir süredir rahatsız oğlum. Galiba tutamıyor. Ne tutamıyor? Tuvaletini tutamıyor. Hastaneye git dedim ama gitmiyor. Namazları da bıraktı. Namaz kılarken kaçırıyorum dedi. O yüzden sen bir götürsen, ikna etsen. Anne bu böyle mi söylenir? Geldiğim gibi söyleseydin ya, namaza kalkıp denk gelmesek söylemeyecek misin? Ne bileyim oğlum işte. Söyleme dedi, ben de tamam demiştim. Sen yine de söyle. Baba sende bir halsizlik var de, bir hastaneye götür onu. Tamam anne, tamam. Sormasak söylemiyorsunuz var ya, çok garipsiniz ya.
Namazları kıldıktan sonra dışarıya çıktım. Bizim Nihat'ın yanına gidecektim. Onunla görüşemedim bir türlü. Köyde büyükbaş hayvancılık yapıyorlardı. Bayağı da bir bölgeyi aldılar. Sanki çiftlik gibi genişlettiler arka tarafı. Oraya doğru geldiğimde giymiş botları, çamurların arasında geziniyor. Nihat diyerek bağırdım. Oo Ramazan kardeşim diyerek koştu hemen. Sıkı sıkı sarıldık. Hoş geldin be, nerelerdesin? Vallahi gözüm yollarda kaldı, uğramadın da. İşler yoğundu, gelemedim, kusura bakma. Yok yok, hayırlı olsun. Lan ne kadar büyütmüşsünüz 3-4 ayda. Gel baksana neler göstereceğim dedi. İçeride hayvanları gösteriyor. Hayvanların yemek sistemleri, her şey elektronik olmuş. Oğlum artık sırtında çuval taşımıyorsan ben sana demem ki hayvancılık yapıyor diye. Artık oturan hayvancılık yapıyorsun lan sen. Güldük, eğlendik. Muhabbet sohbet derken Müslüm de geldi. Yemek yedik. Akşam vaktine doğru Nihat'tan arabayı istedim. Müsait alabilirsin dedi. Babamı alıp direkt kasabaya götürecektim. Hastaneye gelmezdi ilçeye. Öncelikle gidip kesinlikle onu ikna edecek bir sağlık ocağının görmesi lazım. Sağlık ocağı git demezse gitmez. Eski toprağı genelde hepimiz biliyoruz. Tam ucuna kadar gelmeden, kötü bir şey olmadan hayatta önlem almazlar. Arabayla beraber Müslüm'le geldik evin önüne. Kapıyı çaldım. Annem hoş geldiniz dedi. İçeriye girdiğimizde babam köşede oturuyordu. Hadi baba, hastaneye geçeceğiz. Hastaneye mi, ne hastanesi lan? Yahu baba haydi, durumunu biliyorum haydi dedim. Neyi biliyorsun diyerek anneme baktı. Bana vallahi bakma bey, sabah ağzımdan alana kadar tuttu bırakmadı. Namazımı kıldırtmayacaktı. Ölümü gör vallahi bir daha eve gelmem dedi. Söylemek zorunda kaldım. Ah lan ah diyerek kalktı ya babam. Haydi gidelim diyerek ilerledik. Bindik arabaya, gittik. Sağlık ocağına geldiğimizde kan testi, diğerleri yapıldı. Bir saat kadar bekledik. Hiçbir şey çıkmadı. Belki büyük bir hastanede üroloji bölümüne gözükmesi gerekebilir dedi. Sevkini verdi. Direkt gitsek sorun olur mu dedik. Yani randevu alarak giderseniz daha mantıklı olur. Tamam, ben randevu alacağım. Baba bak, kaytarmak yok, randevuya gideceğiz. Tamam gideceğiz oğlum işte. Geldik buraya kadar. Bindik arabaya, geri dönüyorduk. Müslüm, sen ne yapacaksın Ramazan? Artık gidip açılacak mısın diyerek sordu. Babam, şu yağmur kızama diye sorunca utandım. Önüme doğru bakıyordum. Utanma lan eşek sıpasa diyerek enseme doğru vurdu. Askerliğini de yaptın oğlum. Bir tane de iş yaparız sana. Gider isteriz. Sıkıntı yok, babasıyla aram iyi dedi. Vallahi mı? Babasıyla görüşüyor musun? Görüşüyoruz tabii lan. Hatta ıstaka kankam bile diyebilirim. O derece. Müslüm arkadan omzuma doğru dokundu. Hadi lan yine iyisin, aldın kızı diyordu. Mutlu oldum vallahi. Arabayı çektim direkt Nihat'ların evinin önüne. Ondan sonra da anahtarı verdim. Hep beraber yürüdük yukarıya doğru. Babamla eve geldiğimizde annem merakla ne oldu diye sordu. Hastaneye gideceğiz anne. Gerekirse Cengiz abinin yanına giderim, Cengiz abiyi aratırım. Cengiz olmaz diyerek söyledi babam. Merak etme baba, gidip söylemeyeceğim ya böyle böyle oldu diye. Sadece randevu alacağım. Olsun, onunla konuşma dedi. İyi tamam, sen bilirsin. Köşede otururken sarı geldi. Yanıma doğru sırını açtı, üstüme çıktı. Sevmeye başladım. Dün gece var ya bizim yatakta ne yattı be. Hiç kalkmadı namussuz. Sabah ezanına kapıyı açtım, fırladı dışarıya. Duraksadım. Yanağını severken bir anda anneme dönüp, dün gece sizin odada mıydı? Evet oğlum. Yatarken girdi içeriye. Çıkana kadar ayaklarımızın ucunda yattı. Sabah ezanına indim ya aşağıya seninle karşılaşırken. O zaman dün iki kere gördüğüm kedi. Babam ne oldu lan, niye öyle duraksadın diye sordu. Şey ya. Yok bir şey baba, öyle bir şey düşündüm sadece, aklıma geldi de. Suratın beş karış oldu lan. Bir şey varsa söyle. Yok baba yok, bir şey yok. Ben yatacağım, biraz yoruldum bugün. İyi yat bakalım. Bu hafta da dinlen de diğer hafta bir iş bakalım sana. Tamam baba tamam. Kalktım, hemen elimi yüzümü yıkadım. Allah'ım, gerçekten böyle mi? Annemlerin odasındaysa nasıl olur da ben görmüş olabilirim. Tekrardan geçtim odaya. Bu sefer kapıyı kilitledim. Yatağa doğru yatmadan önce de her yeri kontrol ettim. İçeride kedi var mı yok mu diye. Sonra da yattım. Gece büyük bir hareketlilikle uyandım.
ayaklarımın ucunda bir hareketlilik vardı. Kedinin yürümesiyle oluşan bir hareketlilikti bu. Tanıdıktı. Ayağa doğru kalkar şekilde yavaşça kolumla destek alıp vücudumu kaldırdım. Ayaklarıma doğru baktım. Dışarıdan gelen ışıkla ayaklarımın orası gözüküyordu. Kuyruğu gözüküyor sadece. Divanın demir tarafına doğru çıkıp kuyruğu yere sadece sallıyordu. Allah'ım sen aklıma bu kayıt ol. Rabbim şerli varlıkların şerrinden sana sığınırım. Karanlıkların şerrinden sana sığınırım. Kötülerin ruhundan sana sığınırım. Ayağa doğru kalkmak için yavaş hareket ediyordum. Işığı açtım. Divanın üstünde hiçbir şey yok. Işığı açana kadar net şekilde kuyruğu hala gölge şeklinde yataktaki yorgana doğru geliyordu. Sırtımı yavaşça kapıya doğru yaslayıp yere doğru sürüklenir şekilde bıraktım kendimi. Yerde öylece oturuyordum. Korkuyor. Ne oluyor bana? Acaba destursuz bir yere mi bastım? Bilmeden birinin günahını mı aldım? Yorganı ve yastığı alarak salona geçtim. Salonun da kapısını kapattım. Çok uyuyamadım. Telefona bak, sağa dön, sola dön. Hiçbir uykululuk hali gelmiyordu. Sabah ezanının okunmasıyla beraber derin bir rahatlama geldi. Ayağa doğru kalktım. Kalkar kalkmaz annemin sesini duydum zaten. O da yukarıdan ışığı açıp aşağıya doğru iniyordu. Günaydın oğlum dedi, günaydın anne dedi. Ne oldu ya, yine yorgun gözüküyorsun sen. Bak söylemiyorsun ha ne var diye. Dün gece de durduk yere 5 karış oldu suratın harbiden. Baban da sordu, bir şey mi var oğlum? Bak varsa söyle, saklama bizden. Yok anne yok, hadi abdest alıp namaz kılalım. Namazları kıldıktan sonra ben çıkıyorum, temiz hava alacağım dedim. İyi tamam, sen bilirsin. Çıktım dışarıya, direkt Müslüm'ü aradım. Çocuk uykulu. Hadi çıksana, seninle bir şey konuşacağım dedim. Tamam lan tamam, çıkıyorum, bekle dedi. Dışarıya doğru geldiğinde direkt onu alıp yukarıdaki yere götürdüm. Bizim köyün üst tarafı biraz boştur. Yani düz bir araziden oluşur ama insanlar genellikle taşlık yerde oturur, sohbet eder. Güneş iyi tutar orada. Köyün yaşlıları kemiklerim ısınsın diye çıkar genelde. Ne oldu oğlum, burası soğuk bu havada. Niye buraya geldin? Köylülerden gören olup yanımıza gelmesin diye. Sana bir şey anlatacağım Müslüm. Anlat tabii kardeşim, hayırdır? Zaten suratında bir gariplik var senin, anlat anlat. Bizim Sarı var ya hani, küçük kedi. Beraber olmuştuk, hatta eve almıştık. Ha biliyorum, Tekir. Oldukça güzel bir kedidir, ne oldu? Kedi mi öldü lan yoksa? Yok yok, kedi ölmedi de. Kediyle ilgili garip şeyler görüyorum. Nasıl garip şeyler? Askerden geldiğim gün. O gün akşam vakti babamla askerlik sohbetleri ederken kedi boşluğa doğru bakıyordu. Sonra da miyavlamaya başladı sinirli sinirli. E doğal bir şey oğlum bu. Kediler psikopattır, her şeyi yapar. Öyle değil. Yani nasıl söylesem, sanki bir şey görüyor gibiydi. Sonra odama girmek istedi. Aldım içeriye, yatağın altına kaçtı. E ne güzel oğlum işte, unutmamış seni. Öyle değil lan, bir dinle. Sonra bir daha kapıyı tırmaladı. Çıkmak istediğini zannettim. Kalktığımda kapının diğer tarafındaydı. Nasıl lan, içeri almadın mı? Aldım işte, sorun orada. Ve sonra ne öğrendim biliyor musun? O gece bütün sabaha kadar annemlerin yanındayım. Hiç çıkmamış odadan. Sabah namazını annemle karşılaştığım vakit çıkarmış. Ne diyorsun oğlum? Yoksa üç harfliler mi geldi eve? Bilmiyorum işte. Bu gece de aynısı oldu. Kapıyı kilitlediğim halde içeriye girmesi imkansızken yatakta ayaklarımın ucunda gezindi. Sonra da divana çıktı. Işığı açtığımda odada hiç kimse yok. Ne kedi ne de başka bir şey. Ne diyorsun oğlum sen? Çok kötü lan bu durum. Askerde bir yere çöldürdün mü diye sordu. Lan yok, hiçbir yere işemedim, korkarım ben. Zaten destur çekmeden de inanılmaz zorda kalmadan hayatta böyle bir şey yapmam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Naci Hoca'ya gidip söyleyelim. Daha yeni başladı değil mi bu durum? Evet evet, yeni başladı. Haydi gel gidelim dedi. İmamın olduğu yere doğru gidecektik. İmamın evinin önüne geldiğimizde 2 kadar köylü daha vardı. Bizi görünce gençler ne yapıyorsunuz burada diye sordular. Naci Hoca ile bir şey görüşecektik ama siz sabah sabah hayırdır? Ya kötü kötü şeyler oldu. Evde ben nasıl söylesem ölmüş birini gördüm. Canlı canlı. Karşında mı? He karşımda vallahi dedi. Birbirimize baktık direkt Müslüm'le. Müslüm sen abi dedi. Diğer köylü de
Rüyamda beyaz bir at var. Koşuyor, 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 sürekli olarak bizim evin içine doğru kaçıyor. İçeriye girdiğimde duvarlar kanlar içinde. Kemikler var. Yerler böyle, nasıl söylesem, insan dışkılarıyla, tezeklerle dolu. Öyle bir rüya işte. Bir hayrı mı değil mi sorayım dedim. Ne zaman başladı bunlar? Benim 3 gün oluyor. Benim de 4 gün kadar oluyor dedi. Allah Allah. Bütün köydekilere mi oluyor acaba? Sadece belirli kişilere mi? Havasından suyundan desek ne alaka? Sen yeni geldin daha askerden. Kapıyı açtı. Üstümü giyiniyordum, kusura bakmayın arkadaşlar. Buyurun dedi. İçeriye doğru girdiler. Çocuklar siz de mi? Ben de dedim. Beraber girdik içeriye Müslüm'le. Hoca karşımıza geçip dinledi bizi. Anlattığınız şeyler psikolojik olarak kolay kolay aynı anda olacak şeyler değil. Sonuç olarak kardeşimiz başka bir yerden geldi. Sizler de zaten arkadaş değilsiniz çok sıkı fıkı. Tabii aynı köydeyiz. Birbirimizin yüzüne bakıyoruz ama daha samimi olduğum farklı insanlar var diye biliyorum. Evet öyle dedi diğeri de. O zaman bu durumdan bütün köylülerin haberi olmalı. Belki de çekinip söylemeyenler de olabilir. Bir netleştirelim bunu. Akşam vakti ben Cengiz'le konuşurum, insanları toparlar. Bir konuşalım bakalım neler oluyor. Tamam, olur dediler. Ben de bir şey diyemeden ayağa kalktım. Beni omzumdan tuttu, sen bir bekle dedi. Dışarıya doğru hepsi çıktıktan sonra Müslüm'le biz kaldık. Bakın çocuklar, senin anlattığın diğerlerine göre daha tehlikeli bir şey. Sen bir ses ya da konuşma duydun mu hiç? Yok, sadece miyavlama sesi duydum. Kapıyı tırmaladığını. Ondan başka bir ses duymuşluğum yok. Tamam, bunlar daha da artabilecek şeyler. Hocanın yüzüne doğru bakıp Müslüm, şüphelendiğiniz bir şey var değil mi hocam? Çünkü dikkatlice dinlediniz herkesi. Şüphelendiğim bir şey var ama inşallah o değildir evlatlar. Anadolu'nun birçok köyünde böyle şeyler yaşanılır ve duyulur. Ama genellikle onlar insanlarla alay etmek için yapar bunu. Cinlerden bahsediyorsunuz değil mi? Evet dedi. Ama bu kadar keskin görüntüler, bu kadar korkutucu şeyler açıkçası duymadım. Bu yüzden de bir şey diyemiyorum. Bu konuda bilgim de çok sınırlı. Yani hepimizin bilebileceği temel bilgilere sahibim. Bu yüzden bir bakalım. Köylülerin hepsinde mi oluyor? Sadece belirli 3 kişide 4 kişide mi? Tamamdır hocam dedik ve çıktık. Nihat'ın yanına doğru gidecekken Yağmur geçiyordu annesiyle. Annesi durmadan dürtüp bakma dese de Yağmur da bana bakıyordu. O kadar güzel ki, yemyeşil gözleri var. Ona doğru bakarken sallanan saçlarının her telini görebiliyor. Çok güzel, harika hissettiriyor ona bakmak. O da bana doğru sürekli olarak baktı. Sonra da annesi önüne doğru döndürtüp hızlıca itekliği itekliğe götürdü. Sana bakıyordu lan diyerek Müslüm de dürttü bana. Vallahi bana bakıyordu lan. Acaba gönlü var mıdır bende? Neden olmasın oğlum? Çakır gibi askerden geldin. Köyde de askere gitmeyen 3 kişi kaldı. Nihat, ben, bir de yukarıdaki Emir. Senden başkasına kime bakacak? Başka yaşıt da yok zaten. Vallahi doğru diyorsun lan. Çok heyecanlandım oğlum. Dur lan dur şimdi. Haydi Cuma'ya gideceğiz daha, Nihat'ı alalım. Nihat'ı almaya gittik yukarıya. O da aşağıya doğru indi. Gelince hep beraber camiye geçmiştik. Köylülerde cuma namazını kaçıran çok nadir olur. Sadece 2 kişi gelmedi. Biri babam, biri de muhtar. Doğal olarak sordu çocuklar ve diğer yaşlılar. Senin peder nerede, göremedik? Vallahi birazcık rahatsız o. Gelmemesi normal, evde yatıyordur dedim. Geçmiş olsun, neyi var dediklerinde biraz böbreklerini üşütmüş. Evde yatıyor. Söyleyemedim tabii ki de çişini tutamıyor diye. Nihat, ben çalışmaya geçiyorum. Müslüm sen de gelsene lan. Beraber çalışalım. Arka taraftaki kaldırılması gereken bazı şeyler var. Bana yardım edersin. Şimdi yeni döndü bizim Ramazan, onu uğraştırmayalım. Olur olur gelirim dedim. Onlarla selamlaştıktan sonra eve doğru geçtim. Tam kapının önüne gelmiştim ki birkaç tane kadınla annem hararetli konuşuyordu. Duydum ama. Nasıl görürüm ben onu teyze? Ne zaman gittiğini bile hatırlamıyorum. Tekrardan gelmiş evimin içindeymiş gibiydi diye konuşuyorlar. Yanlarından geçip eve girince çok durmadılar. Benim gelmemden dolayı 1-2 dakika daha durup kayboldular ortadan. Annem içeriye girdiğinde tuttum kolundan, benim odaya doğru götürdüm. Anne, ne konuşuyordunuz?
Kadınlar arasında konuşuyoruz oğlum, sana niye söyleyeyim? Anne, bir gariplik vardı. Kadın korkuyla sana bir şey anlatıyordu. Söylemen lazım. Bu bizim Necla var ya. Necla'nın küçük kızı. Evet biliyorum, az önce kapıdaki. Heh o. Yıllar önce bir tane kuş almış eve. Sonrasında da kuşu hafifçe büyütmüşler. Doğayı bırakmaları gerektiğini düşünüp bırakmışlar. Kuş uçmuş gitmiş. Kuşu dün gece banyoda görmüş. Banyoya girdiği sırada. Ötüyormuş yanı başında. Korkup kaçmış hemen banyodan. Sonra ne görsün? Ne görmüş? Banyodan çıkıp odaya geldiğinde kuş pencere açık bir şekilde pencerenin önünde. Perdeyi çekmiş, içeriden ötme sesleri geliyormuş. Tüm gece sabaha kadar bundan bahsettiler. Allah Allah. Sanki insanların böyle dramatik ve bağlandıkları bir şeye doğru sürekli olarak bir görüntü görüyor. Ben de sarıyı bulmuştum, kötü haldeydi. Almıştım eve. Sonrasında bir de bu kuş olayı. Gerçekten canımı sıkmıştı. Annem, bir şey var sende. Sen de mi bir şey gördün yoksa diyerek sordu. Yok anne, yok, bir şey yok dedim. Annem çıktıktan sonra bir iki saate Müslüm aradı. Herkesi toplamışlar, sen neredesin diye. Kimi toplamışlar oğlum? Lan gel işte, Naci Hoca toplamış herkesi. Bizim aşağıki taraftayız. Hani şu var ya, çiçekli olan yerde, o bahçedeyiz. Büyük olan. Tamam geliyorum. Ayakkabıları giyip çıktım. Ha bu arada anne, babam nerede? Bilmiyorum oğlum. Sabahtan siz gittikten sonra çıktı. Daha da gelmedi. Belki de kendisi gizli gizli hastaneye gitmiştir. Bırak kendi halinde takılsın dedi. İyi tamam, sen bilirsin. Gelirse beni arasın. Önemli bir konu var, onunla görüşeceğim. Tamam dedi. Çıktım direkt. Aşağıya doğru ilerlerken köyün erkeklerinin çoğunun orada toplandığını gördüm. Bizim çocukların yanına doğru geldim. Bir şey oldu mu diyerek sordum. Neler neler oğlum. Herkes yaşıyormuş 2-3 gündür bunları. Kimsenin arkası yememiş anlatmaya. Neler anlatıyorlar. Şu bizim var ya. Bak bak, şuradaki kısa boylu bodur olan. Hangisi lan? He, bizim abi, ne oldu? İşte o. Gece vakti annesini görmüş. Oğlum onun annesi onu doğururken ölmedi mi? İşte seni doğuracağıma keşke taş doğursaydım. Senin yüzünden öldüm ben diyerek adamın başından hiç ayrılmamış. Adam sabaha kadar korkudan hiçbir şey yapamamış. O yüzden gözükmüyormuş etrafta. Bir tek cuma namazına çıkmış bugün. Allah Allah. Diğerleri? Diğerleri de aynı. Hepsi hemen hemen aynı sorunu yaşamışlar. Sesler gittikçe yükselmeye başlayınca Naci Hoca herkese bir sakin olun dedi. Sonrasında da çözümü olan şeyler bunlar. Bir sakin olun. Korkulacak çok bir şey yok. Nasıl yok ya? Müsibet sarmış köyü diyerek bağırıyordu bazıları. Lütfen sakin olun bak. Siz böyle yaptıkça durum daha da zorlaşacak. Köylüler oldukça asabiydi ama Naci Hoca'nın da söylediği doğruydu. Herkes dağıldıktan sonra 4-5 kişiyle beraber üçümüz kalmıştık. Nihat, benim işlere dönmem gerekiyor diyerek yukarıya doğru döndü. Müslüm, ben burada kalacağım. Naci Hoca ile bir konuşalım. Naci Hoca'nın sıkkın olduğu her halinden belli. Bizim şu Cengiz Olaşan var mı diyerek sordu. Muhtarlıkta yok dedi Müslüm. Şimdi biz oradan geliyoruz. Göremedik, kapalıydı. İlçeye geçmiş olabilir. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Köylülerden birkaçı da ne edeceğiz, ne yapacağız hoca diyerek soruyordu. Birkaç kişiye haber verdim. Gelip bakmaları için ama ne bileyim, ne diyeyim, hiç yaşadığım bir şey değil ki. Kendimiz Kur'an-ı Kerim okuyoruz, namaz kılıyoruz. Hala devam ederse de yani ne olacak bilmiyorum. Köy kesinlikle musallata uğradı diyerek biri bağırdı. Bu köy helak olur. Bak görürsünüz, dinleyin beni. Daha önce de böyle yaşamıştı babaannemler. Aynısını anlatırdı bana çocukken. Onlar o zamanlar göç etmişti. Erzincan'dan direkt olarak bu taraflara doğru. Erzincan'da bir köyde bir tane tutulma yaşanmış. O tutulma da öyle tutulma değil. Bir aşk tutulması. Cinni bütün köyü sarıp götürmüş. Yıkmış geçmiş. Köyde kimse kalmamış. 16 hanenin hepsi de tamamen boşaltmışlar. Bu köyde aynısı olacak. Anlattıkların hepsi bu köyde de oluyor dedi. Hazırı bir hayra aç diyerek herkes konuşsa da ya hadi diyerek dağdan. Sonra da herkes evlerine doğru dağıldı. Müslüm'le ben Naci Hoca'nın yanında yukarıya doğru evine çıkıyorduk. Hocam, yapabileceğimiz bir şey yok mu? Gerçekten böyle mi olacak yani? Susmuş bir kenarda duracak mıyız? Elimizden ne gelir evladım? Ben de çok bilgili değilim söylediğim gibi. İki tane yeri aradım. Biri Diyanet,
Diğeri de bu işlerle ilgilenen bir arkadaşım vardı zamanında. O da evde değilmiş, bir yere gitmiş. Haber verecekler. Yani haber verirlerse o da. Ne zaman döneceğini bilmiyorlar. Naci Hoca'nın evine doğru yürürken sokağın kenarı tarafından Yağmur'u gördüm. Köşeden bana el etti. Siz yürüyün, ben geleceğim dedim. Kalbim bir anda öyle diricesine atmaya başladı ki peşinden hemen gitmeye başladım. Hızlı hızlı arkasına bakarak yürüyordu. Yere doğru bir tane mendil tarzında bir şey attı. Oğlum gerçek mi lan bu? Gerçekten mi? Yerden mendili alıp kokladıktan sonra cebime doğru koydum. Yan taraftaki eskiden tahta olan bir ev vardı. Şu anda kullanılmıyor ama kapısını penceresini sökmüşlerdi. İçeriye doğru girdi. Herhalde benimle bir şey konuşacak diyerek içeriye girdim. Yukarıdan sesler gelince yukarıya çıktı zannettim. Ne çabuk çıktın öyle yukarıya. Yağmur, burada mısın? Yağmur, gel artık, gel Ramazan diyerek ses verdim. Hızlı hızlı yukarıya doğru çıktım. Basamakları ikili üçlü atlıyordum. Yukarıya çıktığımda bir kapının hafifçe sallandığını gördüm. İçeriye girmiş olmalı. Cebimdeki mendili çıkartıp tekrardan ona gösterip koklayacaktım ki mendil diye tuttuğum şey bir kağıt parçası. Üzerinde de garip yazılar yazıyor. Sanki kanla beraber parmak izi bırakılmış gibi. Sallanan kapıya doğru yaklaşarak ittim kapıyı. İçeriye doğru girdiğimde arkası dönük şekilde duruyordu. Yürüyordu kıs kıs. Yağmur, Yağmur, bana doğru bakabilir misin dedim. Tamam, burada kimse görmez bizi, utanma. Arkasını doğru döndü. Keşke dönmeseydi. Gözlerini gördüğümde kalbim resmen yerinden çıktı. Arkaya doğru adım dahi atamadım. Yere doğru kaçarken ayaklarım birbirine doğru dolandı. Dizimi yan taraftaki kırık dökük olan sehpaya vurdum. Direkt yere doğru düştüm. Başımı kaldırdığımda hiç kimse yoktu odada. Elimdeki kağıt öylece kalmıştı. Hızlıca açtım kapıyı. Sonrasında da fırladım çıktım. Aşağıya doğru indikten sonra direkt Naci Hoca'nın evine doğru. Soluk soluğa koşmaya başladım. Müslüm'le Naci Hoca'yı eve bırakmış aşağıya doğru iniyordu. Beni görünce direkt o da arkamdan "Dur, nereye gidiyorsun Ramazan?" diyerek koşmaya başladı. Kapıyı hızlıca açıp Naci Hoca'nın kapısına dayandım. Kapıyı açtı. "Ne oluyor Ramazan, bu ne hal böyle?" Direkt Müslüm'e doğru baktığında içeri girdim. "Hocam, hocam, hocam" diyerek içeride delicesine ileri ve geriye doğru yürüyordum. İçeriye girdiler. "Ne oldu, anlat şunu Ramazan, sakin ol." "Sen şunu tut, ben bir bardak su getireyim" dedi hoca. Beni tutmaya çalışıyordum Müslüm. "Gördüm oğlum, cin gördüm. Allah çarpsın, cin gördüm" diyerek yerimde zıplıyordum. Hoca geldiğinde besmele çekip okumaya başladı. Sonrasında birkaç yudum içirdiler. Sakinleşmeye başlıyordum. "Hocam, cin gördüm. Allah çarpsın, cin gördüm." "Oğlum, cinleri göremezsin. Nasıl gördün cini?" "Cini gördüm ama Yağmur'du. Yağmur gibiydi." "Nasıl ya?" "Ha, bizim şu Yağmur kız. Ona nasıl benziyordu, anlat bir. Düzgün anlat." "Siz giderken, yani biz beraber giderken Yağmur'u gördüm köşede. Gizlice geri işareti yapınca sizi ondan gönderdim. Peşinden gittim. Yere bir mendil attım. Mendili aldım. Eve girdiğimizde şu arkadaki eski harabe, tahtalı ev. Siz bilmezsiniz hocam belki. Gelmeden önce, bayağı önce terk edildi. Biz de 10-11 yaşlarındaydık o zaman. 10 yıl oluyor. Oraya girdik, en üst kata çıkmış. Ben de çıktım ama gözleri simsiyahtı. Bana verdiği mendil de kağıttı. Şuydu diyerek verdim ona doğru. Kağıdı aldı. "Arapça biliyorum ben, okurum bunu." Okumaya başladı. "Kapıdan gelme, kandan gitme. Yere gömüleni almak için köyden hepsini verme. Alınan kanların bedelini köye mal etme. Köyü cinlerin haline vermek. Bu kan bu köyü alma." Sonundakilere sessizce okudu. Müslüm'de "neden sessiz okudunuz hocam?" diyerek sorunca "kağıdı kesinlikle sana cin olarak gördüğün şey mi verdi?" "Evet, vallahi de billahi de o verdi. Mendil zannettim, cebime koydum. Çıkarıp ona gösterecektim. Ama kağıttı. Bu bir cin tarafından mı verildi yani? Bu bir uyarı. Yerden çıkartılan bir şey için köyün adak edildiğinden bahsediliyor. Yani köyü esir alıyorlarmış. Yerden çıkarılan şey nedir? Altın olabilir, define.
para da olabilir. Köyde eksik olan var mı ya da köyü terk eden? Anlık olarak duraksadım. Babam ve sonrasında Cengiz abi, ikisi yok. İkisi mi yok? Bir bak bakalım, ara. Babamı çıkartarak aradım. Telefonuna ulaşılmıyordu. Aynı şekilde muhtarı aradık. Muhtara da ulaşılmıyor. Hemen çıktık evden. Muhtarlığa gittiğimizde birçok kişi muhtarlığın önünde oturuyordu. Hala gelmedi, biz de onu bekliyoruz dediler. Sonrasında bizim eve geçtik. Hiç kimseye bir şey söylemiyordu. Bizim evde anneme sorduk. Babamı hala görmemişti. Allah Allah, nerede bu adam? Nereye kayboldu? Etrafta civarda gören de yoktu. Anlaşıldı. Onların ikisi kesinlikle bu olayla ilişkisi vardı. Hocanın aradığı Diyanet'ten değil ama uğraştığı arkadaşı aradı. Sonrasında da köye gelmeden bir şey yapamayacağından bahsetti. Aradan 4 gün geçti. 4 gün boyunca herkes kötü rüyalar görmeye, esrarengiz olaylar yaşanmaya başladı. Özellikle de birçok hane eşyalarını toplayıp içeride yayılan söylentilerden dolayı köyden kaçıyordu. Ne kadar Naci Hoca gitmeyin etmeyin, gereken yardım gelecek dese de köylülerden duranlar olmadı. Birçoğu gitmeye başladı. 5. günün akşamıydı. Yatsı namazını kılıyorduk. Camiden çıktığımız sırada 40'lı ya da 50'li yaşlarında bir adam. Oldukça dinç görünüyor. Bahçedeydi. Naci Hoca yanına doğru giderek sarıldı. Hoş geldin, nasılsın kardeşim? İyiyim Allah'a şükürler olsun, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çocuklar burada. Bu çocuğa bırakılmış kağıt bahsettiğim. Sana geçerim dediler. Naci Hoca'nın evine doğru geçtik. Bu kağıdı veren Müslüman bir cinni. Bir Rahmani cinni seni korkutarak ortadan kaybolmak amacıyla öyle görünmüş. Amacı sana vermekmiş kağıdı. Takip ettiğin için de rahatça ortadan kaybolamamış olabilir. Rahmani cin derken yani Müslüman bir cin. Nasıl oldu da senin yanında durdu bilmiyorum. Ama onunla iletişime geçip neler olduğunu öğrenebilirim. Burada bırakılan kan izi de onunla iletişime geçirebilecek bir yol gibi düşün. Bunu senin kan izinle yapabiliriz. Bunu göstermiş. Bir Müslüman cinliyim. Sen Müslüman cinlilerle görüşüyor musun diyerek sordum Müslüm. Ben cinlerle nasıl görüşeyim kardeş? Askerden geldim, bu olaylar yaşandı. Ben cinlerden korkuyorum. Sakin olun, tamam dedi Naci Hoca. Neler gerekiyor Yiğit? Gereken şeyler belli. 1 tane bakır tepsi, 2 tane mum olsa yeterli bana. Bir de iyice örtebileceğim bir örtü. Açıklık kalmaması lazım ikimizde de. Uykuyla uyanıklık arasındaki transa geçireceğim. Sonrasında da Ramazan'la beraber orada o cinliği bulmaya çalışacağım. Söylediği gibi tepsi hazırlandı, içine sular koyuldu. Kendi getirdiği çantanın içindeki kağıtları avuçlarımızın içine doğru koydu. Koyduğu gibi de üstümüzü örtüyle örttü. Örttükten sonra okumaya başladı. Gözlerini şimdi kapatıyorsun Ramazan. Ben aç dediğimde açacaksın. Tamam, tamam açacağım. Gözlerimi söylediği gibi sıkıca kapat. Bir süre sonra okumaları yavaş yavaş uzaklaşıyordu. Sanki ayakta uyuyor gibi hissediyordum. Sonunda da oldu. Tamamıyla gitti sesler. Gözlerini aç. Gözlerini aç diyerek uzaktan ses gelince gözlerimi açtım. Elimi yüzüme götürüp örtüyü kaldıracaktım ki yüzümde bir örtü yoktu. Yan tarafımda bir tane ayakta duran simsiyah bir şey vardı. Hiçbir şekilde hiçbir noktası görünmüyor. Yan tarafıma doğru baktığımda gördüm Yiğit Hoca'yı. O da oturuyor. Ona doğru Arapça şekilde konuşmaya başladı. O da ona karşılık veriyordu. Sonrasında sarı bu. Kedi gelerek ön tarafta yanıma doğru durdu. Dizlerimin üstüne doğru çıktı. Yanaklarını sevdim, başını sevdim. Yiğit Hoca bana doğru bakarak Allah razı olsun senden be evlat dedi. Anlamamıştım. Sağ olun hocam da neden? Anlatacağım dedi. Açıkçası korkmuyordum. Oldukça dingin, sakin hissediyordum. Hava serin gibiydi bulunduğum yerde. İçime böyle hafif hafif o serinlikte rüzgar esiyordu. Sonunda tamamıyla rüzgar durdu. Durmasıyla beraber önümdekiyle konuşmasını bitirdi. Kedi yavaşça yüzüme doğru dolanır gibi çıktı. Kediyi aşağıya indir dedi. Elimi kaldırıp kediye dokunacakken elime örtü geldi.
Örtüyü çektim. Odadaydım. Naci Hoca'nın evinde. Yiğit Hoca'ya şaşkın şekilde bakıyordum. Yiğit Hoca'da mutlu bir yüz ifadesi vardı. Tepsiyi kenara doğru çekip bağdaş kurup oturdu. Bu İsmail ve Cengiz. Babanla Muhtar. Bir define bulmuşlar. Define için bir büyücüden yardım alıp köyü ada eylemişler. Kendi eşi ve çocuğu, akranları kim var kim yok hepsine. Anlayacağınız cinler o yüzden köyde. Ama köyün imanından şaşmayıp namazlarını kaçırmaması, her hanede Rabbimizin isminin zikredilmesi, Kur'an-ı Kerim'in okunuşundan dolayı köyde bir Müslüman cin kabilesi yaşıyor. Ve senin yaptığın şey çocuk. Sen zorda kalmış bir hayvan evine almışsın. Sarı'dan mı bahsediyor dedi Müslüm. Evet, Sarı'yı bulduğumuzda zor durumdaydı. Sol gözü oldukça kısık, çapaklıydı. Çayla temizledim her sabah. Sonrasında üşüyüp titriyordu. Beraber yattık, beraber uyuduk. Beraber ısıttık birbirimizi. Müslüman cinniler evindeymiş evlat. Evinizde oturuyormuş. O kediyle beraber gelmişler. Sizinle beraber yaşıyorlarmış. Müslüman olanlar insanlarla yaşar ama onlara hiçbir korku ya da hissiyat vermez. Ama ben Sarı ile ilgili yaşadıklarım sürekli olarak bir şeyler görüyordum. Bizim gibi düşünceleri vardır cinnilerin. Ama bize haber vermiş ikileri direkt karşımıza çıkıp konuşmak olmaz. Bir şekilde Sarı ile beraber köyde anormal şeyler olacağını anlatmaya çalışmışlar. Büyüyü gömdükleri yerde senin bulunduğun ev. Evin olduğu yeri göstermişler büyünün yerini. Beni o eve götürmeniz lazım dedi. Naci Hoca ile beraber oraya geçiyorduk. Yiğit Hoca Müslüm yukarıya doğru çıktı. Biz aşağıdaydık Müslüm'le beraber. Duygulandım, ağlamaya başlamıştım. Müslüm kendine gel Ramazan dese de, oğlum görüyor musun lan? Dili yok, sesi yok. Öyle zor durumdayken evimizi aldık. Verdiğimiz sadece bir avuç parça yemek. Ne zararı var ki? Şu anda neredeyse köyü kurtarıyor. Sessiz dostlarımız her zaman yardım etmeliyiz. Köyde ne kadar kedi varsa hepsine bakacağım lan diyerek ağlıyordum. Tamam oğlum bakıyoruz zaten. Köpeklere de bakıyoruz. Hiçbiri başıboş değil. Sadece evde yaşamıyorlar. Köydekilere durumu anlatırız. Herkes gerekirse evine bir tane alsın. Fazla kalan olursa da gerekirse bir kulübe yaparız topluca. Hepsine orada bakarız. Gücümüz yettiğince ilgileniriz sen merak etme dediler. Yukarıdan aşağıya doğru indiğinde elinde iki tane siyah poşet vardı büyük. Arka taraftaki yeri söylediği gibi kazdı. Poşetleri içine doğru koyduk. Sonra da üzerini iyice kapattıktan sonra Naci, inan durmak isterdim ama Allah'ın izniyle yaptıkları büyüyü bozdum. Akıbetleri ne olur bilmem. Büyü yapanlar, yaptıranlar her zaman kendi belalarını bulurlar. Şimdilik geri dönmem gerekti. Gitmem gereken daha birçok yer var. Yiğit Hoca'nın elini öptük, sıkı sıkı sarıldık. Başımı sevdi. Helal olsun sana Ramazan. İnsanlara da bunu aşılamayı unutma. Onlar konuşamıyor ama üşüyorlar, acıkıyorlar ve susuyorlar. Bunu onlara hatırlat dedi. Sonraki cumada, hutbede her şeyi açıkladı. Sonrasında da hayvanlarla ilgili konuşmasını yaptı Naci Hoca. Kaçanların çoğu geri gelmeye başladı köye. Sonrasında da evini alabilenler birer tane hayvan edindiler. Artık köydeki herkes bahçelerin ön taraflarına, onların yatabileceği, yağmurlardan hiçbir şekilde etkilenemeyeceği küçük küçük yatacak yerler yaptılar. Onlar bize Rabbimizden emanettir. Onları hiçbir zaman unutmamalıyız. Babam ve muhtardan o günden sonra hiç haber alınamadı. Başlarına bir şey geldiyse de açıkçası üzülmüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.